Selim Erdoğan Şakar. 1937 yılbaşı gecesi doğdum. Ve ben o günden bu yana Bergama'da yaşadım. Bir köprü başı diye Ulucan Mahallesi'nde köprü başında doğmuşum. Ve orada okula, ortaokula kadar Bergama'da yaşadım. Bergama Tekstil Fabrikası'na 1960 yılının 9. ayında başladım. Daha önce bir kursa girmedim. Çünkü fabrika yeni kurulmuştu. Aynı zamanda bir kurs gibi oldu bize. Yeni başladık ve oradaki benim görevim ambarların malzemelerini tespit etmek, onları kuruşlandırmak ve muhasebesini yapmaktı. Bu aşağı yukarı yani çabuk bitti. Daha doğrusu kadrom benim hemen değişti. Şimdi bundan sonra ben kadro olmadığı için şeyde başladım, muhaberat kadrosunda başladım. Ambar malzemesini tuttum. Ambardaki bütün malzemeleri, toplu iğne dahil, hepsini kuruşlandırıyorduk. Muhasebeyle mutabakat yapıyorduk. Ondan sonra da dosya 12-13 tane klasör dosyam vardı. Bütün bunların yekünü. Her alınan malzemeye yeni bir kart vizit açılıyordu. Ambardan malzemeyi almak için kartlarımız vardı. Alma pusulaları, onunla alıyorduk. Onları ben işliyordum. Girdisi, çıktısını o şekilde hallediyordum. Bu uzun zaman devam etti. O zaman ticaret servisinde masam vardı. Ticarette ambar muhasebesi görevinde çalıştım. Şimdi ticarette iki türlü görev vardı. Bir alım şefi, bir de satış şefi. Şimdi ben her iki serviste de memur olarak çalıştım. Ergun Serter diye bir arkadaşımız vardı. Rahmetli oldu şimdi. Onun yanında beraber çalıştık. O alıma geçince alımda çalıştım. Satışa geçince de satışa. Hep böyle dönerli çalıştık. Ya yeni bir kurs dediğiniz, bir kursa gittiniz mi dediğiniz olay böyle tahakkuk etti. Biz kendi kendimize kurs yaptık. Nasıl çalışmamız gerekiyordu? Nasıl, ne zamanlar ne yapmamız gerekiyordu? Onları haliyle, boşluklardan istifade ederek, düzelterek gidiyorduk. Onun için bir kursa, ayrı bir kursa katılmadım. 1960 yılının 9. ayında bu maceram başladı. Ondan sonra Bergama'da oturduğum için sabahları servisle geliyorduk, o servis otobüsüyle. Akşam 5'te işte şey bitiyordu, mesai bitiyordu. Tekrar Bergama'ya dönüyorduk. Ve benim hayatım Bergama'ya gidip gelmekle 1975 yılına kadar devam etti. 1975 yılında lojmana taşındım. Beni birkaç yerden gelen müfettişler, murakıplar geliyordu. Onlar benim çalışma düzenimi görmüşler. İşte sağa sola ilk teklif Diyarbakır'dan geldi. Benim gibi birini arıyorlarmış. Ama ben gitmek istemedim şey olarak. Seneler geçtikçe 1900 kaç senesi tam hatırlamıyorum ama 5 yıl sonra Sümerbank'tan görev değişikliği yaptım. Ve aşağıya inerek sosyal hizmetlerde diye bir yer vardı. Sosyal hizmetler derken şunu kastediyorum. Otobüsler servise bağlıydı. Bahçe, bahçıvan, giyim eşyaları, ayakkabısı vesaire hepsi. Onlar o servisten çıkıyordu. Bir de yemek konusu vardı. Yani işçi yemeği ve memurlara verdiğimiz normal öğlen yemekleri.
gece lokaline 1975 yılında lokale şey olunca, lojmana geçince şeflik unvanını aldım. Sosyal işler şefliğini 5 sene memur olarak çalıştım evvela orada. İyice kendimi pekleştirdim. Kalori nedir? Yemek listeleri nasıl olmalı? Onları kendi kendime ürettim. Yani tecrübe edine edine ürettim. Sonra ben oranın şefi oldum. Bir yerlerden istemeye başladılar. Diyarbakır'dan vesaire işte gelsin buraya. Ben Bergamalıyım dedim. Gitmek istemiyorum. Ve orada kaldım. 1979 yılına kadar, 75'te lojmana da taşındım. 79 yılına kadar da aynı görevde devam ettim. 79'un Eylül'ünde oradan ayrıldım. Kendi isteğimle ayrıldım. Ve İstanbul'a taşındım. Sadece kışın ceketli, kravatlı, normal takım elbiseli çalışıyordum. Yazın sadece kravat ve gömlek kullanıyordum. Hatta yukarıya müdüriyetle ilgili bir şey olursa, resmiyet olursa, o zaman kravatımı takıp gömlemle gidiyordum yazın. Kışın da doğrudan doğruya takım elbiseyle çalışıyordum. Bir büro vardı. O büroda çalışıyordum. Sosyalistlerin olduğu binada çalışıyordum. Yemekhanenin olduğu yerde. Orada kendimi eğittim. İşte kalori nedir? Yemek listeleri nedir? Bir işçiye ne kadar kalori vermek lazım? Yetiştirdim kendi kendimi hiçbir kursa gitmeden. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fabrikanın girişi iki taneydi. İki girişi vardı. Bir kuzey yönünde fabrikanın ana kapısı. Bir de lojmanlar bölümünde tekrar bir kapı. Batı kısmında fabrikanın vardı. 35'te lojmana geçince ve sosyal işler şefi olduğumda, o zaman fabrikada sadece mesela büyük makineler ilave ediliyordu. Onlar için bizim Asklepion'da yukarıda şey vardı o zaman, çalışma vardı Asklepion'da. Oradan işte gidip makine istiyordum, bir kaldıraç istiyordum vesaire. Yani öyle yardımcı oluyordum. O zaman odam vardı, müdüriyet binasının girişindeydi. Kim gelirse gelsin, yabancı misafir, muhakkak benim odama giriyordu. Kapının hemen yanındaydı. Bir tarafta santral vardı, bir tarafta da benim bürom vardı. Bana aitti. Şimdi fabrika kuruluş yeri nedeniyle böyle bir sel felaketine müsait olmayan bir yerde kurulmuş. Şeytan Kırı dediğimiz bizim Atatürk Mahallesi'nin kurulduğu bir mahallede 1500 metrekare, 1600 metrekare saha tekstil fabrikası için ayrılmış ve 1500 metrekaresine işletme kurulmuş. Yani kazan dairesinden başlayarak kapıya kadar, dış kapısına kadar. Benim yaşadığım devirde, yani 1960'tan 1979'a kadar Bergama'da kaldım. 4 ayı da var. Orada işçiyle aramızda hiçbir problem olmadı. Nasıl olmadı? Mesela şimdi işçiye kıyafet alacağız. Kıyafetler konusunda. Bazı işçilerimize, şoförler dahi takım elbise, ayakkabı vesaire şey yapacağız. Ben bunu şöyle hallediyorum şef olduktan sonra. Çalıştığım müddetçe dediniz diye söylüyorum. Bir numune getirtiyordum. Sümerbank'ın ayakkabılarını getirtiyorum. Kaç çeşit ayakkabı varsa. Makosen Bağcıklı. Mesela bütün sendikalar vardı. İşçi sendikaları. Onlara soruyorum. Sorun şeylerinize nasıl, hangisini istiyorlarsa onu alacağım. Ama
A şeyindeki grubundaki ayakkabı seçilirse hepsini A grubu. Çünkü o ayakkabıları giyen bekçiler, şoförler ve bu ayaküstü işleri, şehirle alakası mübayacılar, işçi kadrosunda mübaya yapanlar, onların da seçimlerini kabul ettiriyordum. İşte bunu istiyorsun diye Beykoz'dan getirtiyordum. Beykoz ayakkabı fabrikasından Bergama'ya getirtip orada dağıtıyorduk. Şey, toplu sözleşmeye göre ne zaman gerekiyorsa. Evet, 1969'da yapılan, işçiler tarafından yapılan bir anlaşmazlığın sonuna getirdiği bir grev söz konusu oldu. Oradaki grevin bir şeyi vardı, işçilerin grubu vardı. Mesela kapıda görevliler, işte eğer Bergama'ya giden memurların arabalarında kontroller, gidiş gelişler, onları kontrol ediyorlardı. Biz zaten lojmanda olduğumuz için görevli çıkıyorduk veyahut da hiç çıkmıyorduk. İşimizin başında oluyorduk. O da öyle tatsız bir olay olmadı. Herhalde birkaç ay yani, bir ay, iki ay fazla sürmedi. Anlaştılar. Zaten böyle grevler şeyde çözülüyordu, genel müdürlükte ve fabrika arasında. Şimdi bizim yeni bir kuruluş. Fabrika 1970, tam hatırlayamadım şimdi, 1960 doğru, pardon. Memurlar yeni, dışarıdan gelen işçi, ustabaşı, ustalar var, tecrübeli. Bir de belirli kademedeki, mesela muhasebeci dışarıdan, müdür, mevsim müdürü dışarıdan. Hepsi dışarıdan toplanmış. Bunlar da bir kısmı Ereğli Fabrikası'ndan tecrübeli kişiler gelmiş. Bunların isimlerini saymam gerekiyor mu bilmiyorum. Yalnız mevsim müdürümüz inşaata benden önce girmiş. Yani inşaat başlığında gelmiş. Feridun Şahin Bey. Onunla beraber çalıştık. Ve bizim oradaki şeyimiz, yani moral olayı, sosyal hizmetler, halkla ilişkiler gibi bir kurum düşünün. Yani bir şeyler de yapmak lazım. Mesela yemekler yapıyorduk havuz başında. Gelen müfettişlerimizi ve yabancıları, tüccarlarımızı orada ağırlıyorduk. İşçilerimize de güzel bir muamelemiz vardı bizim. Yani şey hiç yoktu, problem yoktu. Yani saygıyla şey yapıyorduk. Bir seferinde, o da pardon, bir seferinde geri alıyorum arasını, Bakırköy'de oldu o. Onun haricinde gayet disiplinli, sevgi dolu bir çalışmamız vardı. Eğer lojmanda kalanlarsa onların bütün ihtiyaçları mecburen orada oluyordu. Yani bu mesela evlenen kişiler oldu. Bunlar da işte yani sosyal bir tesiste yemek verildi, misal veriyorum. Öyle davullu zurnalı bir şeyler olmadı. Yalnız Sümerbank'ın kuruluş günlerinde bir sosyal şey yapın, denetim manasında biz yani böyle yapıyoruz, arkadaşları böyle şey yapıyoruz, kutluyoruz der gibi onlarla iç içeydik. Onlarla konuşur, onların fikirlerini alırdık. Zaten sendika diye bir olay vardı. Sendika işçinin şeylerini bize getirdi. Bu bahsettiğim şey şeflik bölümüne geçtim. Yani orada sosyal, Bergama'da pek sosyal yer yoktu. Sonradan Ilıca falan açıldı. Vardı da şey çalışmıyordu. Böyle bizim gibi havuz başı bir yeri yoktu. Onun için Bergama'dan misafirlerimizi kabul ediyorduk. Orada isteyen arkadaşlar gelip eşiyle yemek yiyebiliyordu. Öyle bir faaliyetimiz vardı. Şimdi bizim oradaki çalışma durumumuz, işçi yemekhanesi birinci derecede geliyordu. Memurlara yemek, memur lokalinde
işçilere yemeğimiz de yemekhanenin salonunda oluyordu. Şimdi böyle bir toplu olarak görürsek kazanlar, yemekhanenin bütün araç ve gereçleri, elemanları, onların oturma, giyinme, yemek yeme durumları organize ediliyordu. Malzemeleri zaten baştan geliyordu. Listeler ay başında yapılıyordu, yemek listeleri. Onu da ben yapıyordum. O yemek listelerine göre kalorilerin hesaplanması vardı. Ve yemek çeşitleri vardı. Bir işçinin sevdiği şeyler değil, yemesi gereken şeyler daha ağırlıktaydı. Bunun için şey yapamıyorlardı. Bir seferinde yemekleri beğenmediler. Mesela yoğurt, o da vardı. O da başka fabrikada. Birbirine karışıyor, kusura bakmayın. Benim yemek sevgim diye bir şey yok. Çünkü bütün gün yemekle uğraşan bir kişi yemek sevmez. Onları hazırlamak doyuruyor insanı zevkle. Bir de yemeklerin bitmesi, istenmesi. Mesela yoğurt hangi işçilere veriliyor? Kazanda çalışanlar, işte ağır işte çalışanlara ilave yoğurt veriyorduk. Yani benim sevdiğim yemek yoktu. İşçinin yiyeceği, yiyebileceği, hazırlanabileceği, kalorisi normal aradığım üçlü yemek yapıyorduk. İşte çorbası, normal yemeği, pilavı, tatlısı üçüncü bir şey gibi. Öyle bir ayarlama yapıyordum. Şikayet yoktu. Şikayet yemedim. Şimdi efendim yeni bir kurulmuş fabrika bahsettim. 1960'lara dayanan. Üç fabrikadan bir tanesiydi Bergama. Antalya fabrikası, Manisa fabrikası, tekstil bunlar. Bir de Bergama fabrikası. Bunlar son anda kurulmuş. Türk Anonim Şirketi havasında. Yani özel kurulmuş fabrikalardı. Atatürk'ten kalma fabrikaların dışında ilaveydi. Yani güzel bir şeydi. Şimdi onun elemanları da genç, heyecanlı, bir şeyler yapmak isteyen kişilerden toplandı. Bir de ustalar geldi, bu işi bilenler geldi diğer Atatürk'ün fabrikasından, fabrikalarından bir tanesinden. 53 fabrika falan olacak, ben öyle hatırlıyorum. Biz bir şeyler de yapmamız gerektiğine inandık. Şimdi memurlarla beraber yemekler yiyoruz, ediyoruz. Gelene hoş geldin, gidene güle güle diyoruz. İşte müfettişi geliyor, efendime söyleyeyim, murakabı geliyor. Onlara da şeyle, saygıyla bir şeyler, yemekler veriyoruz. Bunlar özel sosyal konular. Yalnız işçilerle bir şeyler yapmak, işçi grubuna da ulaşmak düşüncesi oldu. İlk yaptığımızda 38. yıl dönümü, kuruluş yıl dönümünde orkestra destekli bir salonda onlarla da beraber kutladık. Yani onları da bırakmadık, onlara da bir şeyler vermek gerekiyordu. O meyanda bir gün, şeyi de anlatayım da öyle, büyük bir şey vardı, yemek vardı. Bu da yeni gelen müdürümüze yemek veriyorduk, giderken de veriyorduk. Çok saygıdeğer bir müdürümüz, sosyal tesisi olan Ankara'da, yani sosyal düşüncelere sahip Ankara'dan tayin olan bir müdürdü. Ona bir havuz başında dışarıda bir U masası hazırladık. Ve arkadaşlar şey yaptı, bize bir kokteyl parti vermişti, tanışma kokteyli. Biz de ona bir yemek verdik, hoş geldin yemeği. Ben yani her zamanki gibi gıygıdı dediğim, kemanı aldım elime. Ortalarda gıygıdı çalıyorum, işte millete biraz şarkılar söylüyoruz, hava değişsin diye. Arada bir hikayeler anlatılıyor. Yani güzel bir gece devam ediyor. Sonuna doğru, yani sonuna doğru bir yerde ben tam müdürün U masasının önünde arkamı dönmüş, U masasının
kollarına doğru dönüküm. Keman elimde diye bir nameyle gireyim dedim. Müdür Bey'in Yeşil Kürkü diye bir şarkı var. Hani onunla herkes söyleyebilir, herkes katılır diye onu seçtim orada. Ve başladım kemanla, girişi yaptım. Baktım hiç kimseden bir şey çıkmıyor. Bir daha yap. Yani döndüm geriye bir daha. Gene yok bir şey. Dedim herhalde sesimle de şey yaparsam anlarlar. Bizim hanımlar grubu, orkestrayı onlar idare ediyor. Onun tam artık son noktasındalar. Müdür Bey'in Yeşil Donu demişim. Aman Allah'ım ya Rabbim. Bilmiyorum sözlerini. Çok da sinirlendim. İlgilenmiyorlar diye bilmiyorum. Fakat o kadar olgun bir müdür ki mi? Bu kadar olgun. Hiç tık çıkmadı. Hiçbir şey olmadı. Sonra hanımlar başladı, anladılar. Başladılar işte Yeşil Kürkü. Nereden çıktı bu türkü falan diye. Böyle bir anımız da oldu. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Biz konu bitti gitti. Hala bana sataşıyor. Anladılar çok üzüldüğümü arkadaşlar. Samimiyetimizden bahsetmiyorum. Birbirimize kırılmıyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. Giderken başladılar şartma. Müdür Bey'in işte çamaşır sermiş ya pantolonlarını. Müdür Bey'in dantelli miydi diye sataştılar bana. Ben koşarak gittim neredeyse görüşmeye. Şimdi böyle bir anım var. Bunu şunun için anlattım. Bizde kırılmak darılmak yok. Samimiyiz. Herkes birbirini destekliyor. Herkes birbirinden şeyli. Şimdi onlara böyle ilgi duymamızı, bizim onları çok sevmemizi şey yaparken müessese müdürüne falan sormadım. Bir tiyatro grubu kurdum. İşte bunlar Şakranoğlu, Dürriye halen daha burada şeyde dikildi, Dürriye. Bir de bir şey daha var burada, o da burada. Yani onların grubundan bir tiyatro düşündüm. Büyük Kalpler mi dizisi neydi bilemiyorum ama öyle ilgi duyacak. Hani lazım olur dedik, birbirimize biraz kaynaşalım. Biraz tiyatroları çoğaltalım sonra diye. O meyanda bizim tiyatro kurduğumuz işçi grubu duydu tabii. Köyler de durmuş. Köylerdeki öğretmenler geldiler. Dediler ki sizin böyle böyle bir şeyimiz var. Biz bir heykel düşünüyoruz bahçemize, okul bahçemize. Onun için de öyle bir şey yapalım ki biraz gelirimiz olsun. Yani başka türlü yapmamız mümkün değil. Olur dedik, başladık köylere gitmeye. Birkaç köye gittik orada. Tiyatromuzu şey yaptık. Orada da neler oldu? Acemi çocuklar birbirine böyle şey yapacak, yumruk atar gibi, tokat atar gibi olurken sandalyeden aşağı düşürecek. Yani ona benzer bir sahne de var. Şamil Kutu diye bir arkadaş vardı Sümer Bank şeyinin dışında. O benim de tiyatroda oynadığım gençlik yıllarımda Şamil abi gel dedim de bir bak bir rötuş yap eğer varsa noksan. O da geldi yaptı ve çok başarılı oldu. Yani o kadar sahne oldular ki neredeyse tokatladılar birbirlerini. Sen 10 senelik artist gibiler hepsi tiyatrocu. Velhasıl öyle köylere geçişimiz, tiyatrolar yapışımız da oldu. Türk Sanat futbol takımı kurduk. Futbol, Sümer Bank, bayağı maçlara çıktık. Tabii bunlar şey değil, federasyon maçları değil, özel maçlar. Sosyal bir şeyler yapmak lazımdı. O da işçiyle beraber olmak, kucaklaşmak. O tiyatroda oynayan çocuklar birdenbire karakterleri değişti. Yani bize ilgi var, bak biz tiyatro yapıyoruz falan diye. Çok faydası oldu Bergama Fabrikası için. Halen yaşayanlar bilirler. Şimdi 75 yılında şef olunca ben şehirde oturuyordum o zaman Bergama'da. Gidip geliyordum serviste. Fakat 75 yılında oraya gidince tam sosyal tesislerin, yemekhanelerin olduğu yerde bir tek katlı bir lojman vardı. Orada oturacaksın, orada otur dediler bana. Ben şimdi yemekhaneden uzaklaştırmak istedim ailemi.
Çünkü benim oğlum bile arkadaşlarını toplayıp getiriyordu oraya. Ben, babam bize bedava yemek veriyor gibi konuşuyor. Oğlum ben parasını ödüyorum bunların falan diyordum. Yani orasını istemedim, yakın olmasın. Oradan oraya yemek taşınıyormuş gibi düşünülmesin. Evet. Pembe lojmanın karşısında eşanjör dairesinin olduğu lojmanın eşanjör dairesinin üstündeki katta. Bir bahçe tarafına, yani güney tarafına fabrikanın bir balkonu vardı. Bir de giriş kapısı vardı. Karşılıklı iki daire. Bir sağında bir solunda vardı. Ve üç katlıydı. Yani orada bir problem olmadı. İki oda bir salondu. Kaloriferliydi. Kalorifer şeyini kömürden alıyorduk. Çünkü bizim şeyimiz vardı. Kömür enerjimiz vardı o zaman. Orada daha iyi oldu. Daha çok lokalde ilgilendim. Dediğim gibi yani başka pek yer yoktu. Bize misafir fazla geliyordu. Ben de orada işte 12'ye kadar, 11'e kadar kalıyordum. Görevimi yapıyordum. Neden yapıyordum? Geliyor mesela muhasebe müdürü, kötü olsun diye demiyorum. Muhasebe müdürü iki misafir getirmiş erkek. Kalkıyordu. Ya şef bana baksana. Ya diyorum, bakacak şimdi. Hani acele etme gidiyorum. Onlar tatlı bir iki laf ediyordum. Hoş geldiniz diyorum. Hani başında bulunursam problem olmuyordu. Onun için onu bahsettim. Ve çok mutlu olduk. Bergama için Sümerbank fabrikası 1270 kişilik bir kadrosu vardı. Benim bulunduğum son dönemde, 1979'da, yanlış hatırlamıyorsam. İşçiler, iş kapasitesi çoğaldı. Ailelerine daha yardımcı olmaya başladılar. Bu 1270 kişi çalışan ve ikişer, üçer kişilik aileler olarak düşünürseniz, Bergama'nın kapasitesi değişti. Yani bir fabrika çalışmaya başladı Bergama'ya. Bu sebzeciden tutun kasabına, kasabından tutun şeyini, kasabı da ben alıyordum şeylerin etlerini. Yani Sümerbank Bergama'ya renk verdi, hareket verdi kuruluşunda. Ve çok güzel bir kuruluştu. Dediğim gibi üç ayrı fabrika kuruldu. Üçü de bizimden güzel çalıştı. Sonra askeriyeye çalıştık, orduya çalıştık. Atatürk Mahallesi'nin içinde kaldı Bergama. 1950 tarihinde göçmenler geldi Bergama'ya. Bulgaristan'dan geldi. Atatürk Mahallesi kuruldu. Onlar çoğu kendileri yaptılar evlerini. Arsa verildi kendilerine. Yani dışarıdakiler o arabalar altında falan dedikodu yaparlardı. O kulağımıza geliyordu ama bir önemsemiyorduk. Benim için beni mutlu eden bir iş sahasıydı. Ben daha önce tekelde geçici olarak çalıştım 1956-55 yıllarında. Tütün vardı Bergama, tütün ve pamuk olarak tarımda ilerledi. Oraya yani bir defa bir şey hareketi getirdi, tarım hareketi getirdi. Benim için misafirler geliyordu, işte pamuk eksperleri geliyordu, tarlaları şey yapıyor. Yani benim hep hareketliydim. Bir de orada yani misafir için 8 tane odam vardı. Yani şeydi, başka fabrikalarda 100'e yakın odam oldu. Şimdi benim için Sümerbank, Bergama için çok güzel bir şeydi. Ben de hakkını vermeye çalıştım, yapabildiğim kadar. Kapatıldığını duydum da kapatıldığını. Ve Bergama fabrikasına gittim. İki arkadaş gittik. Orada üniversite elemanları vardı. Onlar sordular işte ne iş yapıyordunuz falan. Onlara anlattım, size anlattığımın bir kısmını. Yani çam, fıstık çamları vardı bizim o 150 metrekarenin içinde.
Sonra da ben arka tarafa başlamıştım ekmeğe. Sonra yarım bıraktım gittim. Bilmiyorum ne oldu, duruyor mu, durmuyor mu. Benim için Bergama hareketlendi. Bergama'ya para girdi. O kadar kişinin işte alımı, alım gücü, sebzecisi, eti vesairesi, gıdası, ekmeği, her şeyiyle beraber. Yani Bergama'da çok faydalı oldu. 1270 aile. İlk kuruluşunda oradaki üniversite, yani da olayı, okulu olayını gittim. Yani nedir, yani nasıl bıraktığım şey duruyor mu diye merak ettim. İki aile gittik oraya beraber. Orada işte aynı şeyleri konuştuk. Biz burada benim basmadığım toprak yok dedim bir defa. Yani her tarafa basıyordum çünkü o işlere bakıyordum. Onlar da çok memnun oldular. Fotoğraf istediler benden. O zaman fotoğraf götürdüm, hatırlamıyorum. Ben Bergama fabrikasının kapanışını, ben zaten şeydeydim, İstanbul'daydım o zaman. Yani bütün Sümerbank'ın özel sektör olayı, daha Bergama'dayken ben söz konusuydu, alttaki 160 metrekareye özelleştirelim deniyordu. Oraya yapı yapalım, işte mahalleyi şenlendirelim falan diye. Fakat olmadı yani, özelleştirme olmadı. Özelleştirme sonradan oldu. Ve de kapandı. 53 tane fabrika zannediyorum, 53 taneydi. Van'da bile bizim fabrikamız vardı. Benim düşüncem, yıkılmadıysa, yıkmadılarsa, şedler, metler, o ışıklar, camlar duruyorsa tekrar tekstile kullanması diyorum. Arkadaki sahaya gelince orasını yapı olarak da kullanabilirler. Çünkü Şeytan Kırı dediğimiz yere kuruldu Atatürk Mahallesi ile. Karşı tarafta da inşaatların olduğu şeyin, atölyelerin olduğu yer, araba şeylerinin. Ben diyorum fabrika kurulsun. Çok faydası olur.